Oda seçimlerimiz inşallah hayır olur şehrimize. Tabii bizim bu ortak akıl konusundaki bakış açımızı siz daha önceden biliyorsunuz. Biz bu 400 projeyi hazırlarken sizi ilgilendiren projelerimiz de vardı ve gelmiş sizden bu konuda destek istemiştik. Bu projelerin hazırlık aşamasında. Sizin bu söylediğiniz bütün olumsuzluklara katılıyoruz. Zaten şehir olmanın gereğini belki yapılacaksa bu oradan başlanmalı, kaldırımdan başlanmalı. Ve fakat bizim vatandaşımızın o iyi niyeti unutuluyor. Vatandaşımız bir adım geri çıkmaya hazır. Fakat adalet ve hukuk işletilirse bu böyle. Ama birine iyi niyet, birine farklı bir muamele yapılırsa insanlarımız da inatlaşmış. Ama şimdi bu inatlaşma işin kötü tarafı kültüre dönüşüyor. Yani artık Gazi Caddesi'nde insanlar porselen satmaya başladı. Yani 300 milyar kira verip kapının önünde porselen satmak bu bir kültürün işareti. Bunu belki birazcık işte hani hukuk ve adalet herkese eşit biçimde işletilerek ama çözülmeyecek meseleler değil. Bizim tabii odanızla ilgili de esnaf sanatkarlarla ilgili de bizim çalışmalarımızı biliyorsunuz. Size kubbe lonca sistemiyle Allah nasip ederse bütün esnaf sanatkarlar odalarını, bütün odaları bir çatı altında toplayacağız ve şehrimizin dinamiği haline getireceğiz. Bunu önemsiyoruz. Sizin odanızla ilgili de özel olarak sizin odanızla ilgili biliyorsunuz Elmar projemiz vardı. Biz bunun anlaşmasını, sözleşmesini yapmıştık. Allah'tan kazandınız ve kazanınca da tabii biz rahat olduk. Çünkü bu Elmar projesi Allah nasip ederse biz belediyeye geldikten sonra hemen ilk yapacağımız sözleşmeyle birlikte Elazığ'da marketçilik işi yapacak belediye bir şirket üzerinden. Tabii bu işte Malatya'daki Tansaş, Esenlik gibi, Ankara'daki Tansaş gibi olmaktan çok. Çünkü belediye bir mahalleye gidip bir market açtığında o mahalledeki bakkalları öldürüyor. Biz bu işe karşıyız. Halbuki biz bakkalımızın, esnafımızın yanında olmak istiyoruz. Bunu nasıl çözeceğiz? Biz esnaflarımızla ortak hareket ederek, oda üzerinden ortak hareket ederek bir birliktelik kurmayı hedefliyoruz. Oturulacak ciro üzerinden ya da kar üzerinden bir anlaşma yapılacak. Sistem hiç bozulmadan bakkalımız çağrılacak. Bizimle ortak olur musunuz? Durumumuz budur. Beraber hareket eder miyiz? Evet denildiğinde hemen tabelalar, barkod sistemleri kurulacak ve esnafımızın enerjisi bozulmadan ama sabahın köründe işte sebze hallerine gitmeden, mal peşine düşmeden daha ucuza mal satacakları bir ortam oluşturacağız. Sizin yaklaşık işte 1500 civarında üyeniz var. Tabii bunun 1000 tanesinin bu ortak havuz içerisinde yoğrulduğunu hesap ettiğinizde bu hem belediye gelirleri bakımından hem normal bakkalın yaptığı ciro bakımından inanılmaz derecede fark edeceğini şimdiden garanti edebiliriz. Belediye gelirlerini artırmayı hedeflediğimiz projelerden bir tanesidir bu. Dolayısıyla sizinle bu konuda ortak çalışmaya hazırız. Çünkü bunu biliyorsunuz çok detaylandırdık, çok araştırdık. Ve bugün esnafımız 1 liraya domatesi satıyorsa ve işte diyelim %20 kar ediyorsa işte bu sistem dahil olduktan sonra 700 kuruşa satacak ama %30 kar edecek. Yani biz orada kar marjını hem yükselteceğiz hem de insanlar büyük alışveriş merkezlerine kaymaktan kurtulacak. Şimdi bu AVM'ler, büyük alışveriş merkezleri ve mahalle aralarına girmiş olan o dış tandanslı marketler bizim paramızı sürekli il dışına çekmekte. Biz bunu önlemek istiyoruz. Vatandaşımızın da bize bu konuda destek vereceğini düşünüyoruz. Belediye marketlerinden, bu çok ortaklı marketlerden alışveriş yapacağını düşünüyoruz. Ve Allah nasip ederse bu projemizi beraber hayata geçireceğiz. Ve bu Türkiye'de ilk uygulama olacak. Belediyenin direkt yaptığı değil, odayla beraber ortak yapıldığı ve bütün bakkalların ortak edildiği Türkiye'de ilk proje olacak. Dolayısıyla biz bu ortak fikre, ortak akla çok hazırız. Bizi siz tanıyorsunuz ama bunu üyelerinize ifade ederseniz çok seviniriz bakış açımızı. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugüne kadar belediyecilik anlayışını Elazığ halkı bilmektedir. Sağ olsun Sayın Behçet Başkanım da burada. O da bu süreçte bize destek vermekte ve Sayın Mustafa Gül de, Profesör Doktor Mustafa Gül de Ankara'dan geldi bu seçim sürecine destek vermek için. Bizim her iki başkanımın da biri milletvekili olarak, biri belediye başkanı olarak bu şehirde yaptıklarını bütün kamuoyu takdirle izledi. Hele bir de günümüzde yapılamayanlarla kıyaslandığında değerleri kat be kat arttı ve vicdanlar kanıya kanıya insanlar getirecekler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu dönem Elazığ'da belediye başkanlığını kazanması için bizlere oy verecekler diye düşünüyoruz. Biz sizden de vatandaşlarımızdan da bu konuda
projelerimize destek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah utandırmasın.